Herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Bu sıcak günlerde sizlere bir konu hakkında bilgilendirme de bulunmak için bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Bununla alakalı şu an ekranda görmüş olduğunuz konuyla alakalı bir arkadaş benden rica etti bunu inceleyebilir misiniz diye. Ben de sizler için kamera karşısına geçtim. Mikrofonum önümde. Yeni almış olduğum mikrofonumla birlikte sizlere daha iyi sunumlar yapabilmek için güzel bir mikrofon aldım. Şimdi bu mikrofonla birlikte ilk kez bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bugün size tanıtacağım proje Plutos Network. Plutos Network'e yatırım yapılabilir mi? Fiyatı neydi ne oldu? Veyahut da geleceği olabilir mi? İhtimali var mı? Şu an yatırsak kar eder miyiz? Gibi bazı kendi görüşlerimi sizlere iletmek istiyorum. Şimdi ben bununla alakalı dünden beri inceleme yapıyorum. Özellikle işte sosyal medyaları olsun, fiyattaki hareketlilik olsun veyahut da hareketli mi fiyat acaba? onları inceliyorum. 5 yıllık tecrübeme dayanarak bunu aslında sizlere ifade etmeye çalışacağım. Aslında projeye baktığımız zaman, hedef anlamında baktığımız zaman multi chain üzerinde işte Solana, Polkadot ve Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş bir yatırım platformu, investment platformu yani kısacası DeFi platformu arkadaşlar. Bununla alakalı ya da buna benzer pek çok platform çıkartılıyor cross chain anlamında. Pek çok multi chain üzerinde işlem yapan pek çok DeFi platformu çıkartılıyor. Bununla alakalı mesela bir tane örnek vereyim. Şu an ekranda gözüken O3 swap ki benim buraya yatırımım da var. Burada stake de yapıyorum. Şu an zaten ekranda stake'lerimi görüyorsunuz. Bakın burada 118 tane stake'im var. Toplamda kazanmış olduğum şu ana kadar bozduklarımın dışında 30,5 burada var. Bir de aynı zamanda şu an buradan biriken de 11 var. Yani bu şekilde baktığımız zaman bu tarz platformlar çok var aslında. Peki o ne nerede çalışıyor? Ethereum anda Binance Smart Chain, HECO, yakın bir gelecekte Polygon gelecek ve Neo gelecek. Toplamda 5 tane A üzerine çalışıyor. E burada baktığımız zaman Plutos'a da şöyle geleyim. 3 A üzerine çalışılacak. Yakın bir zaman içerisinde kendi söylediklerine göre çünkü 3. çeyrek diyorlar. Yakın zaman dememin sebebi de aslında bu. Temmuz ayındayız. Ağustos'un sonuna kadar Solana'nın gelmesi lazım normal koşullar altında. Bunun ikosu 24'ünde yapıldı. Şöyle göstereyim. Coin market cap verilerine göre baktığımız zaman 3 sentten yapılmış. Ikosu nerede yapıldı? Trustpet üzerinde yapılmış. Hemen Trustpet'i de gösterelim. Bakın buradaki lansmanın Trustpet üzerinde yapıldığını ya da yapılacağını 16'sında duyurmuşlar. 16 Haziran'da 24'ünde yanlış hatırlamıyorsam da hemen şöyle bir bakalım. Po.co'ya 24'ünde de piyasaya girmiş PancakeSwap üzerinde. Fiyatı İlk piyasaya girdiğine göre bakın çok düşmüş. Yani yaklaşık olarak 4 saat içerisinde ilk piyasaya girdiğinde 4 dolara kadar çıkmış ve daha sonra da 40 sente kadar geri düşmüş. Burada tabii ki ön satıştan alanlar, airdrop'ı da vardı büyük bir ihtimalle öyle gördüm. Airdrop'tan alanlar bu fiyatı buraya kadar düşürmüşler. Çünkü biliyorsunuz ki public sale'lar yani halk satışına gelene kadar seed satışları, yapılan özel satışlar, özel satışlar 1-2 de olabiliyor. Yani daha önceden alan arkadaşlar, kişiler ya da yatırımcılar eğer bunu public'ten önce 10x, 20x daha ucuza almışlarsa e zaten public'in üstüne de diyelim ki 2x, 3x ile başladıysa açılış olarak baktığımızda ne olacak? Önden alanlar zaten 15-20x kar etmiş oluyorlar. Dolayısıyla da fiyat bu kadar düşüyor bu tarz projelerde hatta bu tarz ikosu yapılan, idosu yapılan ya da ifosu yapılan projelerde genellikle bu trendi çok net bir şekilde görüyoruz. Çok aşırı düşüşler oluyor. Önemli olan burada eğer sonradan alacak arkadaşlar için dibi beklemek. Yani dibi gördükten sonra alım yapmak daha mantıklı oluyor. Şimdi ben özellikle burada fiyat anlamında değerlendirirken şuna çok dikkat ediyorum. Bakın fiyat yeşil barları bakalım. Şimdi bakın yeşil barlarda yukarı çıktığı an aşağı düşürüyorlar yukarı çıktığı an aşağı düşüyor. Yukarı çıktığı an aşağı düşüyor. Yani böyle baktığınız zaman geçmişe de dönüp baktığınızda zaten çok fazla geçmişi yok. Yaklaşık olarak e, ne kadarlık bir geçmişi var? 20 günlük bir geçmişi var, 20-25 günlük. Fiyat ilk çıkış fiyatından 30 cent'ten 8 cent'e düşmüş. Zaten nereye kadar düşebilir düşüncesi içerisinde olabilirsiniz ama yani proje eğer devam etmezse fiyat sıfıra kadar gider. Onu söyleyeyim. Bir de alım olarak bakalım şimdi. Ben burada PancakeSwap üzerinde sadece olduğunu düşünerek ki zaten öyle. Dünden itibaren zaten bunu da takip ediyorum. Şu an arkadaşlar saat 19.36. En son alım ya da satış ya da işlem tam bir saat önce olmuş. İşlem yok. En büyük sıkıntı bu. Şu an işlem yok. Buna güvenerek buraya yatırım yapmak, alıp stake etmek. Çünkü burada şu an stake modeli de var. Dün başladı. En çok zaten dikkatimi çeken unsur da bu. Hemen göstereyim. Bakın dün itibariyle stake'in başladığını duyurdular. Bu stake'i sizler bakın burada şu an açmış olduğum ki ben bunun bütün linklerini aşağıda paylaşacağım. İsteyenler yapabilirler. Ben karışamam ama ben kendi görüşlerimi zaten sizlere sunuyorum. Bakın şöyle aşağı indik. Toplam 3 tane paket var. Ya da ihtimal var diyelim. 7 günlük, 30 günlük, 90 günlük kilitliyorsunuz. Buna karşılık da APY değerleri 150, 300 ve 550. Şimdi bunu başlattılar. Başlattıktan sonra fiyatta ne beklersiniz? Bir hareket beklersiniz. Şimdi bu hareketi maalesef ben burada göremiyorum. Yani şu hareket buradan 6 sentten 11 sente kadar çıkmış ve tekrardan düşmüş. Ufak bir hareket gelmiş evet ama baktığınızda hala bir alım satım yok. Yani içeriye baktığınız zaman tabi botlar da var bu arada botların da işlemleri var ama genel anlamda baktığınızda botlar zaten niye işlem yapar? Hacim olsun diye işlem yapar. E ben burada hacim de göremiyorum. Burada bir sıkıntı var. Onun için buraya yüklü yatırımlar kesinlikle önermiyorum hani denemek isteyen arkadaşlar ya ben deneyeceğim belli olmaz ekip çalışır fiyat çünkü çok düşük şu an 100 milyon tane token olacak şu an baktığınız zaman tamamı piyasada olsa 8 8,5 milyon dolarlık bir market cap çok düşük defi platformu için ya da defi ile ilgili platformlar için ben sosyal medyalarına bakıyorum sosyal medyalarında bir hareketlilik var yani her gün paylaşım yapıyorlar twitter üzerinde fakat telegramına baktığım zaman Şimdi Telegram'ın da bakın şöyle gelelim. En son 18.58'de bir gönderi var. Tabi burada sohbet olduğundan dolayı şurada en son yapmış oldukları duyuruyu söylemiyorum. Genel topluluk arasındaki sohbet yani ne kadar canlı sosyal medya ona bakıyorum. Şu an saat arkadaşlar 19.38 en son ne kadar bir süre önce 40 dakika önce birisi Herhangi bir şey atmış. 40 dakika. Yani sohbet de yok içeride. Doğru düzgün sohbet de yok. Enteresan. E, topluluk 18.000 muhtemelen AirDrop'tan kaynaklı. Çok yine e, yüksek değil aslında ama baktığınız zaman sosyal medyada sadece Twitter üzerinden sürekli bir paylaşım halindeler. E, Telegram'da konuşan yok. E, i̇şlem yok. Görüyorsunuz daha demin gösterdim Pancake üzerinde. Yani ben şu an videoyu çekiyorum. Videoyu çekerken de işlem yok. Yani alım yapmak istiyorsanız şayet yapacağınız adres bu. Bakın Pancake.com swap üzerinde şunu giriyorsunuz. Banki üzerinden işlem yapabilirsiniz ama dediğim gibi maksimum yarım BNB geçmemenizi öneriyorum. O da 150 dolar yapıyor. E tabi kendi bütçenize göre ayarlayın. Ama ben kesinlikle önermiyorum. Onu söyleyeyim. Önermeme videosu aslında şu an çekiyorum. Arkadaş bana inceleyebilir misin diye öneride bulundu. Ben de onun önerisine karşılık inceledim. Size inceleme sonuçlarımı aktarmaya çalışıyorum. Yani ben açıkçası fiyat çok düşük. Evet alım fiyatından da yani ICO fiyatından da çok aşağı inmiş durumda. Ama sosyal medyaların incelediğimde, trade işlemlerini incelediğimde, şu an sadece Pancake'de var acaba borsalara girecekler mi? Onunla alakalı da aslında bilgi edinmek lazım. Ama denemek amaçlı dediğim gibi ufak bir miktar denenebilir. İsterseniz stake yapın, isterseniz yapmayın. Stake dediğim gibi bu şekilde. Bu stakeleri nasıl yapacaksınız? Şöyle bakın aşağı indiğimiz zaman burada stake modelleri var. Yani pool havuzları. Lollipop diyorsunuz mesela örneğin. Bin tane mi aldınız? Bin diyorsunuz. Şurayı işaretlediniz. Stake dediniz. Metamask dediniz. Buradan size Metamask penceresi açılıyor buradaki onayları yapıyorsunuz. Connect dediniz. Bu şekilde bakın bağlandı zaten. Biraz sonra bağlanacak. Şu an bağlandık. Şöyle aşağı geldiğimizde bu sefer direkt işlemi yapar. Tabii sizin cüzdanınızda bu token'den olması lazım. Bende yok. Olmadığından dolayı da şu an sadece göstermek amaçlı yapıyorum. Bakın burada gözüküyor. Herhangi bir token'de olmadığı için şu an işlem yapmıyor. Token olmak zorunda. Bakın stake dediğimde benden tekrardan bir onay isteyecek. Bakın 40 centlik bir onay istiyor. Tabi ilk önce açmak için. Yani kontrata bağlanmak için istiyor bu işlemi. Ben buradan confirm dediğim zaman benden 40 cent keser. Onun için ben bunu yapmıyorum. Bu adımları izlediğiniz zaman zaten sizi yönlendirecek. Çok zor bir şey değil. Ama dediğimiz gibi ilk önce PancakeSwap'tan Plut token almanız lazım. Ne kadar alacaksanız. Ufak bir miktarda BNB ayırın. Çünkü dediğimiz gibi bakın burada 40 centi kesti. Biraz sonra içeri stake ederken de kesecek. Daha sonra buradan withdraw yaparken de mesela lollipop'a mı attık? Şuradan lollipop'u seçmeniz lazım. Nereye attıysanız orayı seçiyorsunuz. Withdraw deyip daha sonra işlemlerde stake ettiğiniz miktarı geri çekmek istediğinizde withdraw'a basarak geri çekebiliyorsunuz. Fakat dediğimiz gibi bakın burada şurada 30 gün, burada 7 gün beklemeniz gerekiyor. Bunu da zaten uyarısını yapıyor içeri atarken. Şu kadar en son e, hangi tarihte çekebilirsiniz diye uyarısını yapıyor. Yani yapmak isteyenler buradan yapabilir ama dediğim gibi e, iyi düşünün. Belli bir miktarında üstüne çıkmayın. Kendinizi zorlamayın. Özellikle bu proje için. Benim şu an takip etmiş olduğum iki tane önemli proje var. Onu da söyleyeyim en son olarak. Göstermiştim zaten. O3 Swap. Buradaki mantığım şu olacak. Onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar ben Binance Smart Chain Network'üne yani main şuradan stake yaptım. 118 tane benim stake'im var burada. 2,8 dolardan maliyetlendim. Şu an 3,5 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla hala düşmesine rağmen benim maliyetimin altına inmemiş durumda. Ben bunu şuraya attığım için 10 Ağustos'tan önce çekemiyorum. Ama Ethereum mainnet'inde atanlar, bakın mainnet'e atan şu an yaklaşık olarak 3,9 milyon token içeride kilitli durumda ve bunu 29 Temmuz'da insanlar çekebilecek buradan. Dolayısıyla 29 Temmuz'da fiyatının düşmesi muhtemel. Benim planlamam şu. 29'undan önce ben biriktirmiş olduğum, buradaki şu an biriktirmiş olduklarımı da göstereyim. Bakın 30 tane burada var, 11 tane burada var, 41 tane var aslında. İçeride 118 tane kitli maalesef öyle, o şekilde durmak zorunda. Fakat ben elimdekilerini önden satacağım. 29'unda fiyat muhtemelen düşecektir. Sert bir düşüş gelebilir. Aşağıdan toplayacağım. Maliyetimi düşüreceğim. Böylelikle daha yukarıdan satarak çünkü yakın bir gelecekte poligon ağı gelecek. Bunun duyurusu daha yapılmadı ama gelecek. Şahsi görüşüm Ethereum mainnetinden inşallah sonra gelmesi yönünde. Çünkü ben alırım poligon gelir fiyat yükselir. En azından yüksekten satıp maliyetlenmeyi daha da aşağı çekmiş olurum. Benim planım bu sizler dediğimiz gibi 29'dan önce O3 alıp al sat anlamında söylüyorum alıp daha sonra poligon duyurusu gelince Yükseleceği için oradan satabilirsiniz bu tamamen alım satım stratejisi olabilir Birincisi bu O3 swap'ı şu an takip ediyorum bir de Beni takip edenler zaten B swap'ı biliyorlar B swap'ta ben işlem yapıyorum Burada stake'imi yapıyorum Şu an fiyatı 83 cent durumunda bir de borsadan bakalım Borsada da 82 82 83 seviyelerinde hemen hemen aynı zaten. Borsadan da alabilirsiniz. Direkt buradan platform üzerinden de alabilirsiniz. Bir işlem yapmak isteyen arkadaşlar için aşağıda açıklamalar kısmına link bırakırım. Oradan yapabilirsiniz. Ben şu an arkadaşlar şuradaki havuzda bir miktar param var. Bu havuzda bir miktar param var. Launchpool kısmında bir de farm kısmında iki tane farmım var. Bu şekilde devam ediyorum. Benim uzun vadede bir beklentim var bir Ondan dolayı tutmaya devam ediyorum. Sizler de istiyorsanız dediğim gibi bir swapta ve o üç swapta işlem yapabilirsiniz. Buradaki Plutos'a da çok girmenizi ben şahsen önermiyorum ama ufak deneyeceğim diyenler de ufaktan giriş yapabilirler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Genel değerlendirmem bu. Herkes kendi yatırımını kendi planlamasını kendi yaparak yapsın. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.